matras sekmesi altındaki ilk bölüm olan tevkifat uygulanmayan işlemler bölümünü dolduralım. Bu beyannamede sıklıkla karşılaşacağınız terimlerden olan tevkifatın ne olduğunu bilmelisiniz. Bilmiyorsanız kadeve 2'nin ve kadeve 1'in ortak konusu olan sorumlu sıfatıyla kadeve konusunu anlattığım videoyu mutlaka izleyin. Anlatmayı yeterli olmasa bile birkaç cümleyle söylemek gerekirse, kadeve üstünden yapılan kesinti demektir. Bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan yaptığınız alışların kadevelerini, satıcı yerine belli oranlar dahilinde sizin hesaplamanız anlamına gelmektedir. Satıcı sizseniz bu rol değişir. Birazdan alt tarafa geçtiğimizde yine kısaca deneyeceğim. Ülkemizde 3 farklı oranda kadeve hesaplanır. %18, %8 ve %1. Satılan mal veya hizmete göre değişir ve idare tarafından belirlenir. Bazı durumlarda kadeve hesaplamanıza gerek yoktur ve buna da istisna denmektedir. Kılavuzun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Burada ve beyannamenin genelinde abartmadan ama mümkün olduğunca az boşluk bırakarak örnekler vereceğim. Her türdeki oranda mal ve hizmet satışı yaptığımızı varsayalım. Baştaki sütuna ilgili oran için beyan etmemiz gereken matrığı yazarız. Ortadaki sütunda vergi oranını menüden seçeriz. Vergiyi, yani hesapladığımız katma değer vergisini BDP otomatik hesaplar. Elle girilmez. Bu kısım hesap muavinlerindeki %18, %8 ve %1 391 alt hesapları ile tutuyor olmalı. Vergi toplamı en sağdaki sütunları otomatik toplar.